Efendim abi. Şu evine gittiğin kadının kocası mahkemede konuşacağını söylüyormuş. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkartıyor ama bazı insanları çıkartamıyor. Söz vermişti halbuki. Sen bana bırak, halledeceğim. Geçen gün gittiğimiz şu fakir mahalleye gidiyoruz. Ömer. Senin ablan gibi bir ablam, abin gibi bir abim olsun çok isterdim. En azından bir tanesi olsa da olurdu. Çok şanslısın, biliyor musun? Bir dakika. Sana aldım hediye. Açsana. Çiğdem, saçların çok güzel. Parıl parıl parıldıyorlar. Ben de düşündüm ki geceleri midye satarken bunu takarsan erkek sanıp uzak dururlar. Yanlış anlama. Ama satış yaptığın yerdeki adamları sevmiyorum. Çok güzel düşünmüşsün. Çok güzel oldu. Kim o? Bilmiyorum. Daha önce de burada gördüm ama tanımıyorum. Allah Allah. Öyle birinin ne işi var ki burada? Bizim gibilerin yaşadığı yerlere pek iyi şeyler için gelmezler. Geldiklerinde de hep kötü şeyler olur. Leyla Hanım. Ben her dakikası değerli biriyim. Zaman para demek benim için. Beni bir daha buraya getir. Musa aklına koyduğunu yapar. Söz namus diyebilirdim. Hele ki sizin gibi yokluk içindeki insanlar için. Bana bir söz verdi ama yerine getirmedi. Kim olduğuna bakmaksızın tanıştığım her insana tam puan verir. Dünyanın en güçlü iş insanı da olsa, bir işçinin sıradan karısı da olsa fark etmez. Pek çoğu bu tam puanı bir günde harcarken çok azı olduğu gibi korur. Neden? Sana soruyorum, neden? Senden fazla bir şey istemiyorum. Sözünü tut, yeter. Çok mu zor? Uslu durun olur mu çocuklar? Annenizi üzmeyin. Onun uğraşacak bir dolu derdi var.